Mutlu akşamlar. Takvimler Eylül ayının 19'unu gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. kesim açılış töreninde Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar sözleriyle önemli mesajlar verdi. Bugün hizmete açtığımız Gebze İzmit kesimi aynı zamanda TEM otoyolu ve D100 karayolundaki yükü de azaltacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. kesim açılış töreninde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır diye konuştu. Tabii bu durum aynı zamanda İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Sakarya'ya kadar olan bölüm de bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacaktır. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır. Yine bu güzergahın ülkemize yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon lira olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır. Erdoğan, Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar sözleriyle önemli mesajlar verdi. Sağladığımız uygun finansman imkanlarının etkisiyle konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Konut satışında Temmuz ayında Türkiye genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 230 bin rakamına ulaşıldı. Ağustos ayındaki konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %54 artarak 170 bini buldu. Ağustos ayında otomobil üretimi yıllık %44,5 artarken otomobil satışları ise geçen seneki seviyesini ikiye katladı. Salgın nedeniyle dibe vuran küresel ticaretin aksine Türkiye ihracat performansına kaldığı yerden devam etti. Haziran-Ağustos döneminde ihracatımız 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktı. Turizmde ise şu ana kadar 10 milyonu aşan turist sayısı bize yıllık 15 milyonun üzerinde turistle kapatacağımızı gösteriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah üçüncü çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranı ile kapatacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda gerçekleşen Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yoğun bakım, doluluk oranı ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muğla'da yatak doluluk oranımız, erişkin yatak doluluk oranımız %43. Yoğun bakım doluluk oranımız %59. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda gerçekleşen Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında bölge ve Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, Türkiye genelinde şu an erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %66 olduğunu söyledi. Türkiye genelinde ise şu an erişkin yatak doluluk oranımız %48,5, yani %50'nin altında. Yoğun bakım doluluk oranımız, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %66. Solunum cihazı doluluk oranımız ise %33. Yani bu anlamda genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, her zaman altını çiziyorum. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını, yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda sadece hastane, ilaç, malzeme, kapasite artımına yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır.
Aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi aktaran Koca, dünyada faz 3 çalışması süren 9 aşı bulunduğunu, 6 çalışmada ise hastaya uygulamaların başladığını bildirdi. Aşı denemeleriyle ilgili ise aşı denemelerinde özellikle dünyada şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış olan 6 tane aşı çalışması var. Bu aşı çalışmalarının 2 tanesi için Türkiye'de de izin verildi. Faz 3 çalışması için. Bu üçüncüsü için de Rusya'da üretilen bir aşının müracaatı söz konusu. O da zannediyorum 1-2 eksiği vardı. Gelecek hafta tamamlanınca onun da izni veriliyor olmuş olacak. Burada temelde biz bir deneme yapmıyoruz. Aşı çalışmasında baştan preklinik dediğimiz çalışmalar yapılır. Yani fare, maymun ve benzeri hayvan çalışmaları yapılır. Preklinik çalışmalar tamamlandıktan sonra faz 1, faz 2 ve faz 3 dönemleri başlar. Faz dönemleri insan üzerine yapılan çalışmaların olduğu dönem. Yani faz 1 daha az sayıda kişinin, faz 2 yüzlerle ifade edilebilen bir çalışma şekli, faz 3'te binlerle, on binlerle ama genelde ülke dışında birkaç ülkede, birçok ülkede bunun çalışmalarının yapılması hedeflenir. Ki özellikle bölgesel ve genetik farklılıklarla aşının etkinliğini görmek istenir. Ve koronavirüs vakaları açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı verilerde 18 Eylül Cuma gününün tablosuna göre 62 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7.377 olduğu belirtildi. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı. Son verilere göre 62 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 7.377 oldu. Dün toplam 111.113 test yapılırken 1.771 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 299.810'a yükseldi. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 9.076.278'e ulaştığı ifade edildi. İyileşen 1060 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 264.805'e yükseldi. Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının %7.1, toplam ağır hasta sayısının ise 1402 olduğu belirtildi. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler görülürken, bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliğiyle mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz. Bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, İl müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 96 yıl önce bugün, yani 19 Eylül 1924'te orduya geldi. İşte Atatürk'ün orduda yaptığı ziyaretler ve ordulara hitaben konuşması. 1924 yılı sonbaharında Karadeniz kentlerine yönelik bir inceleme gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'dayken Büyük Erzurum depremini haber almış ve bir an önce bölgeye gitmek istemişti. Ancak önceden tasarlanmış ziyaretlerini iptal etmek istemiyordu. Geziyi hızlandırarak Samsun'a kadar gitmeyi kararlaştırdı.
19 Eylül günü Giresun'u ve Ordu'yu birkaç saatliğine ziyaret ederek Samsun üzerinden Erzurum'a geçti. Atatürk 19 Eylül 1924 Cuma günü öğleden sonra Hamidiye Kruvazörü ile geldi. 13 sularında Giresun yönünden beliren Kruvazör, saat 14 sularında Ordu açıklarında demirledi ve top atışlarıyla kenti selamladı. Önceden tasarlanan karşılama töreni için yüzlerce kayık, sandal, mavna, bayraklarla donatılarak Kruvazör'e doğru açıldı. Kayığın birinde sporcu giysileri içinde ordulu gençler de vardı ve Atatürk'ü kendi kayıkları ile karaya çıkarmak istiyorlardı. Bir kayıkta da vali, belediye başkanı ve diğer yöneticiler vardı. Bu yönetici kurulu Kruvazör'e çıkarak Cumhurbaşkanı'nı karşıladılar. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kruvazör'ün hücum botuyla yüzlerce kayığın eşliğinde karaya çıktı. Kente ilk adımını attığı yer, bugünkü ilk adım anıtının olduğu yerdi. Binlerce ordulu atasını alkışlarla karşıladı. Askerlerden ve öğrencilerden oluşan karşılama kortejinin önünden geçerken selamlarına "Merhaba, nasılsınız arkadaşlar?" diyerek yanıt verdi. Bir kız öğrenci kendisine bir demet çiçek sundu. Atatürk ilk olarak belediyeyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Yusuf Furtun'du. Makamında kendisine kentin yerel sorunları hakkında bilgi verdi. Kahveler içilirken kentin çeşitli kuruluşlarının temsilcileri Atatürk'e tanıtıldı. Atatürk belediyeden sonra aynı binada bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası'nı da ziyaret etti. Daha sonra da yürüyerek binlerce ordulunun alkışları arasında vilayete çıktı. Dönemin vali vekili Rıfat Bey tarafından kendisine ilin sorunları hakkında bilgi verildi. Atatürk vilayetten çıktığında yine yürüyerek iskeleye gelirken önünden çıkan ve kulüplerini ziyaret etmesini isteyen gençleri kırmayarak İdman Yurdu Kulübü'nü de ziyaret etti. Burada kulübün anı defterine şunları yazdı. İdman Yurdu'nun yeni teşekkül etmiş olmasına rağmen mevcudiyetine derhal ihsas ve izhar ederek ruhta gençlerden mürekkep olduğunu gördüm. Memnunum. İdmanın bedeni olduğu kadar fikri olmasına da dikkati celbederim. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal İdman Yurdu Kulübü binasından ayrıldıktan sonra bu kez de Gençlik Yükselme Birliği kulübü yöneticileri tarafından davet edildi. Bu daveti de kırmayan Mustafa Kemal Atatürk kısa bir süre bu kulübe ve daha sonra İhtiyat Zabitleri Kulübü'ne uğradı. Gençlik Yükselme Birliği kulübünde Keçiköy İlkokulu Müdürü kendisine tanıtılırken o yörenin çok yeşil olduğunu kemiden gördüğünü söyleyerek okulun adının Yeşil Yurt olarak değiştirilmesini istedi. Bu ziyaretlerin ardından iskeleye ulaşan Mustafa Kemal, kentten ayrılmadan iskeleyi dolduran kalabalığa hitaben şu konuşmayı yaptı. Muhterem ordu ahalisi, hakkımda gösterdiğiniz samimi tezahürat bende pek derin hissiyat bıraktı. Maalesef ciddi bir sebep aranızda fazla kalmama mani oluyor. Bugün için müteessirim. Fakat vaat ediyorum, ilk fırsatta aranızda daha fazla kalmakla bu teessürü izale edeceğim. Gönül arzu ederdi ki burada günlerce kalayım ve sevimli köylerinizi temaşa ile zevk alayım. Arkadaşlar, sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etmek hakkına maliktir. Büyük teessürle sizden ayrılıyorum. Fakat vaadimi yaptığım zaman bu teessürlerim zail olacaktır. Allah'a ısmarladık. Bu seslenişlerin ardından 2 saat kadar kaldığı ordudan ayrıldı. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Altın Ordu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü programı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit ve gazilerin yılın her günü baş tacı olduğunu belirtti. Altın Ordu'da 19 Eylül Gaziler Günü programı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş bütün gaziler... Gerçekleştirilen törene Ordu Valisi Tuncay Sonel,
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Halk Mamülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Mamül Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, Gaziler, Askeri ve Mülki Erkan ile daire müdürleri katıldı. Yapılan tören Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ordu Valisi Tuncay Sonal yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin yılın her günü baş tacı olduğunu belirtti. Biz biliyoruz ki yılın belirli gün ve haftalarında değil, gazilerimiz, şehit ailelerimiz, onların değerli evlatları bu vatana, bu toprağa rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı albayla canını, bedenini seve seve, gözünü kırpmadan veren tüm kahramanlarımız yılın her günü bizim başımızın tacı. Atatürk Anıtı'nda yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muhtarip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya yaptı. Sızlığı ve bekası uğrunda muhabere meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. 19 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlık ve cesaretinin taşlandığı bir gündür. 19 Eylül atamızdan bize en büyük mirastır. Mesudiye ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Can Polat, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mesudiye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Can Polat, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Süleyman Erden, gaziler, sivil toplum örgütleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet bundandır. Sayın Kaymakamım. Programda Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Can Polat ve Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı. İstiklal, namus ve bayrağı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadet mertebesine ulaşmaktan sakınmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Sakarya Zaferi'nin ardından Başkomutan Atatürk'e gazilik ünvanının verilmesiyle konuşmanın ardından Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Serbest piyasada fındık bu hafta 22 liradan alıcı buluyor ancak tüccarlara fındık gelişi durgunlaştı. Üretici fiyatın yükselmesi için bekleme moduna geçti. Öte yandan gelen fındıklar için de tüccarlar sitem ediyor. Fındık seçilmeden getiriliyor. Şu an serbest piyasada fındığımızın fiyatı 22 lira 50 randıman olmak şartıyla. Taban fiyatın açıklanmasıyla serbest piyasada 21 liradan işlem gören fındık yaklaşık 2 ay içinde 1 lira zamlanarak 22 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar bu hafta bir artış içerisindeydi. Zaten biz piyasaya ilk girişte 21 lirayla girdik 50 randıman. Şu an bir ay oldu. Bir ayda fındık gelişi azalınca
O yüzden fiyatları 21,5'tu, 22'ye çıkarttılar. Şu an için TMO'dan mal almıyor. Alamadığı için de serbest piyasa biraz fiyatları yükseltti mal gelimi sağlansın diye. Bu fiyatlar yukarı çıkacakmış gibi bir eğilim söz konusu. Çünkü üretici ihtiyacı kadar fındık sattı. İhtiyacı olmayanlarsa fiyatların artacağını düşünerek beklemekten yana. Şu anda üreticimiz fındıklarını genelde eve atmışlardı. Çünkü fiyatın yükseleceğini düşünüyorlar. Bu sene devletin açıkladığı kadar rekolte yok. Fındık az. O yüzden de insanlar fındığı evine atmıştı. Pandemi dolayısıyla zaten köyde yaşam kuran bir üretici kesmimiz var ve çarşıya gelmek istemiyorlar. Bundan dolayı da fındıklarını eve atıyorlar, bekliyorlar. Onlar da yavaş yavaş işte dökülmesi için, gelmeleri için fiyatların yukarı eğilimli olacağı gözlemlemekteyiz. Üretici fındığını seçerek getirmiyor. İşte tüccarların en büyük sıkıntısı da bu. Üretici bu sene fındığını çok seçmiyor açıkçası. Temiz getirmiyor. Bu sene de yükseklerin fındıkları biraz kalitesiz. Randımanlar düşük hava şartlarından ötürü. O yüzden öyle bir olumsuz bir sonuçla karşılaşmaktayız. Ordu Üniversitesi her geçen yıl üniversiteye yeni bölümler kazandırıyor. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi'ne Turizm Fakültesi kazandırmak için çalışmaların başladığını söyledi. Rektör Akdoğan, fakültenin Eski Altınordu Kiraz Limanı Mahallesi'nde bulunan Eski Diş Hekimliği Fakültesi binasına yapılacağı müjdesini verdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılını başarılı şekilde tamamlayan Ordu Üniversitesi, üniversitenin bölümlerini arttırmaya devam ediyor. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi'nde bir yıl içerisinde 11 program kazandırarak 28 programa çıkardıklarını söyledi. Ordu Üniversitemize yeni açılan bölümler var. Örneğin Sosyal Bilimler Enstitümüzde 17 bölüm vardı. Biz buraya, ben rektör olduktan sonra, bir yılı geçti ben rektör olalım, 11 tezli, tezsiz ve yüksek lisans ve doktora programı kazandırarak 28'e çıkardık. Yine fen bilimlerinde ve sağlık bilimlerinde aynı şekilde yeni programlar açtık ve açmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Ali Akdoğan, bir bölümün açılması için 3 eğitim üyesinin olması gerektiğini ifade ederek ordunun gelişimine destek verici bölümleri açmaya gayret ettiklerini belirtti. Biliyorsunuz bir bölümü açmak için 3 tane öğretim üyesi gerekiyor kritere göre. Yani yüksek öğretim kriterine göre 3 tane öğretim üyesi, yani doktorasını bitirmiş doktor öğretim üyesi konumunda 3 elemanın olması gerekiyor ki Yüksek Öğretim Kurulu oraya öğrenci verebilsin. Biz bunun planlamalarını yaptık ve ordu için, üniversite için ve bu üniversitenin, şehrin gelişmesine katkı sağlayacak bölümleri özellikle açmayı arzu ediyoruz. Ordu Üniversitesi'nin 12 fakültesi olduğuna dikkat çeken Rektör Ali Akdoğan, sadece kağıt üzerinde olan Turizm Fakültesi'ni Altınordu Kiraz Limanı Mahallesi'nde bulunan Eski Diş Hekimliği Fakültesi'nin uygulama oteli ile birlikte yapacaklarını vurguladı. Biliyorsunuz bizim 12 tane fakültemiz var. Bunlardan bir tanesi kağıt üzerinde idi. Biz bunu şimdi canlandırıyoruz. Nedir o? Turizm Fakültemiz. Turizm Fakültemizi Kiraz Limanı'nda, Ordu Altınordu merkezden Kiraz Limanı'nda Eski Diş Hekimliği olarak bilinen binayı biz yönetim kurulu kararıyla Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli şeklinde karar aldık. Şimdi onun dizaynını yaptırıyoruz. Öncelikle orada gastronomi bölümünü açacağız. Şu anda bir tane hocamız var. İki tane daha hoca olarak aynı şekilde 3 hoca yaparak gastronomi bölümüne öğrenci almayı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde planlıyoruz. Amacın Ordu Üniversitesi'ni kendi içerisinde geliştirmek olduğunu söyleyen Akdoğan, pandemi döneminde Fatsa'da Fatsa Belediyesi ile birlikte maske üretimi yaptıklarını belirtti. Amacımız üniversitemizi hem kendi içinde geliştirmek, bölümleriyle,
fakülteleriyle, yüksek okullarıyla. Örneğin Fas'ta bizim Deniz Bilimleri Fakültemiz var. Biz orada bölümler açtık, açıyoruz. Yüksek lisans, doktora programları açtık ve orayı da geliştirmeye çalışıyoruz. Orada yüksek okulumuz var. Bak şu pandemi döneminde Fas'ta Belediyesi ile bizim yüksek okulumuz orada işbirliği yaptı ve maske ürettik orada. Tabii. Hatta oraya ben makine aldırdım. Sağ olsun Fas'ta Belediyemiz bize işçi ve işte bu maskenin bezini temin ederek işbirliği yaptık ve maske üretildi. İnsanlara bedavaca dağıtıldı. 10-11 Ekim tarihlerinde Perşembe ilçesinde yapılacak olan Türkiye Bisiklet Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yapılacak olan şampiyonanın keyifli bir organizasyon olacağını söyledi. Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesinde yapılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası hakkında bilgi veren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Perşembe ilçesinde yapılacak olan organizasyonun Ordu ili ve sporcular için keyifli olacağını söyledi. Bisiklet Türkiye Şampiyonası ilimiz Perşembe ilçesinde yapılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 faaliyet programında yer alan Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sakin Şehir ünvanlı Perşembe ilçemizde yapılacak. Özellikle Perşembe ilçemizde yapılacak bu organizasyon gerek ilimiz için gerek yarışmaya katılan sporcular için keyifli bir organizasyon olmuş olacak. Özellikle doğal güzellikleriyle, sahil bandındaki sessiz haliyle Sakin Şehir ünvanlı Perşembe ilçemizde bu organizasyon en güzel şekilde gerçekleşmiş olacak. Mustafa Genç şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben Türkiye Şampiyonası'nı ilimizde düzenleme kararı alan Federasyon Başkanımız Sayın Erol Küçükbakırcı'ya, yine ilimizdeki tüm spor organizasyonlarına destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, Valimiz Sayın Tuncay Soner'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, gençlerimiz adına, sporcularımız adına teşekkür ederim. Mesudiye ilçesi Ilışar Mahallesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Ilışar Mahalle Muhtarı Yılmaz Yıldırım yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Mesudiye ilçesi Ilışar Mahallesi'nde yaklaşık 6 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları devam ediyor. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ilışar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldırım ve mahalleli asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan incelemelerden sonra Ilışar Mahalle Muhtarı ve vatandaşlar çalışmaların başlamasıyla beraber kurban kesti, dualar okundu. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül burada yaptığı açıklamada asfalt çalışmaları için talimat veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Gördüğünüz gibi bugün Ilışar Mahallesi'ndeyiz. Ilışar Mahallemizin yaklaşık 6 kilometre asfaltını atıyoruz. Bu konuda özel talimat veren Mesudiye'miz için, Ilışar'ımız için Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ulaşım Dairemiz topyekun bugün Mesudiye'de yaklaşık 2-3 aydır çalışıyor. Ilışar'ımızın, köy kentimizin, Kavakkale grup yolumuzun ve diğer yollarımızın şu an altyapı çalışmaları, asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda mahallenin grup yolu asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Gül, bu sene ve gelecek sene grup yollarındaki asfalt çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. İnşallah biz de istiyoruz. Büyükşehirimizin önderliğinde bu sene ve önümüzdeki sene özellikle grup yollarımızın asfaltını tamamlayacağız. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz sabretsinler. Çünkü kolay değil bu işleri yapmak, gerçekleştirmek. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki büyükşehirimiz var. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar birlikte olacağız.
Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı. Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3+1 ve 1+1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. Samsun Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan Doktor Serdar Kuruca bir haftalık tedavi sonucu hastalığı yendi. Ardından örnek bir davranış gösterdi. Diğer hastalara umut olmak için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Sürecin tamamlanmasını bekledim. Süreç tamamlandı. Geldim plazmamı veriyorum. İnşallah bu da fayda edecek başka hastalara. Hem çalışmaya davet edeceğiz hem plazmamızda faydamız olacak. Samsun'da yeni tip koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oldu. Samsun Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan Doktor Serdar Kuruca bir haftalık tedavi sonucu hastalığı yendi. Tedavisinin ardından görevine dönen Kuruca, diğer hastalara umut olmak için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Kuruca, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. Ben de ilk olarak böyle şiddetli bir terleme atakları, çok şiddetli kas eklem ağrıları. Yani bu önceki kas eklem ağrıları gibi olmuyor. Çok şiddetli oluyor. Kemikleriniz patlayacak gibi oluyor. Sırt üstü yatamıyorsunuz mesela alt koltukta, Türkiye kemikleriniz o şekilde. Test yaptırdık, pozitif çıktı tabii. Akciğer tutulumu da vardı. Gerekli tedaviler başlandı. Ben sigara içmediğim için muhtemelen çok daha rahat atlattım. Gerçekten bunun faydasını gördüm. Tedavi bitti. Daha sonra işte süreci bekledik. Çünkü plazma tedavisinin kötü durumdaki hastalar özellikle çok fayda ettiğini görüyorduk zaten, biliyorduk. Sürecin tamamlanmasını bekledim. Süreç tamamlandı. Geldim plazmamı veriyorum. İnşallah bu da fayda edecek başka hastalara. Hem çalışmaya devam edeceğiz hem plazmamızda faydamız olacak. İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruçsa, Doktor Serdar Kuruca'nın örnek bir davranış sergilediğine dikkati çekti. Bildiğiniz üzere koronavirüs pandemisi ülkemize, tüm dünyaya etkilemekte. Net bir tedavi olmamakla birlikte çeşitli ilaçlar kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi de immün plazma yöntemi. Kendisi de hekim olan arkadaşımız birkaç hafta önce COVID hastalığı geçirdi. Çok şükür tekrardan aramıza katıldı. Kendisi de hem bu sorumluluk bilinciyle, hem hekim olması anlamında, hem de iyi bir insanlık olarak, iyi bir insan örneği olarak ben plazmanı vermek istiyorum dedi. Biz İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak bir koordinasyon sağladık. Kızılay'ımıza bu koordinasyonu sağlayarak bugün immün plazmayı vereceğiz. Onun verdiği immün plazma inşallah diğer hastalarımıza umut olacaktır. Ve de hem kendisi için, hem bizim için, diğer hastalarımız için bir umut kaynağı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte TV52 ekranlarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.